Da, aklıma nedense burası geldi. Eğer bu hatırlamada benim de ufacık bir payım olduysa mutluluktan ölebilirim. Ama ben yaşayanları tercih ederim. İşte son bavulunuz. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Ne var? Aa, prensesin nedimesi hiç 10 lira bahşiş verir mi? Ya ne kadar vermeli? Hiç olmazsa 50 lira. Oho! Oteli beğendin mi? Güzel, güzel ama aşağıdaki bey otelden de güzel. Ne adamlar var, hem yakışıklı... Adana'nın meşhur pamuk kralı. Kral mı dedin? Hı-hı. Ne sandın ya? Binlerce otel dururken burayı neden seçtim sanıyorsun? Ahmet de zengindi ama. Aa, Ekrem Bey'in yanında lafı edilmez. Ahmet gibilerini uşak alır yanına. Yaşadık! Şef garsona söyle, akşam yemeğinde masamı yeni gelen bayanın yanına hazırlasın. Emredersiniz efendim. Maşallah, hiç vakit kaybetmiyorsunuz Ekrem Bey. Vakit nakittir. Ve de bir krala bir prenses yaraşır, değil mi? sizden de ricam, orkestraya emredin, yemekte bizimle ilgilensinler. Baş üstüne Ekrem Beyciğim, iyi şanslar. Bu halinle ben bile inanacağım prenses olduğuna. Bana yağ yapacağını hazırlan, geç kalıyoruz. Yo, yalnız olman daha iyi. Bir daha ayağına bağ mı olayım? Doğru. Bakalım kral hazretleri pas verecekler mi? Pas vermek ne kelime? Şırak diye düşer bayılır bile. Bak evladım, dünkü etin şarabı çok azdı. Sonra tam stroganof usulü de değil. Hanımefendiciğim, otel şahane ama mutfağı bizim gibiler için zayıf biraz. Müsaade buyurursanız bu gece yemekte size rehberlik edebilir miyim? Memnuniyetle. Buyurun. Ahçı başına benden selam söyle. Baştın adam. Önce bir İtalyan çorbası. Ne dersiniz? Tabii, olabilir. Toskana usulü olacak, not alın. Çorbanın kereviz yaprağı ve gravyer rendesi de bol olsun. Emredersiniz Ekrem Bey. Sonra bir tavuk kotleti, Kievski usulü mü emredersiniz? Yoksa Hollanda salçalı bir Sultan Reşat kebabı mı? Ahçıbaşı ikisini de zararsız yapıyor. Seçimi size bırakıyorum. Öyleyse Kievski usulü tavuk kotleti. İçkilerden emriniz? Bu akşam her şeyin seçiminde size teslimim. Pekala, Avrupa'dan getirdiğim spesiyal bir şişe şarap vardı, onu getirirsin. Baştın adam. Yabancı memleketlerin lüks otellerine alışanlar için buralarda istediğini bulmak zor. Yemeğe meraklısınız anlaşılan. Hayır, sadece her şeyin en güzeline meraklıyım. Aa, şu küstah avcının işi ne burada? O avcı değil, fakir bir kemancı. Asıl kemancı hastalandı da onu buldular. Öteki iyileşene kadar otelde yiyip içip yatacak. Ona karşı da keman çalacak. Yani boğaz tokluğuna. Şimdi hatırladım, o gece bize keman çalanlardan biriydi. Evet, şapşalım biri. Ve de katil müsveddesi. Katil mi? Yani acemi avcı. Üstelik sarhoş da, az daha vuruyordu beni. Emrederseniz kovdurayım otelden. Ya hayır, kimsenin ekmeğiyle oynamak istemem. Size karşı bir kabahat ettiyse, onu ödetmek zevk olurdu. Hiç değilse müsaade buyurun da biraz eğlensin. Nasıl isterseniz. Beni mi? Emriniz beyefendi. Bir çalgıcıya ne emredilebilirse. Herhalde düğme diktirmek için çağırmadık. Ne gibi bir parça arzuladınız hanımefendi? Falsosuz olsun da ne olursa olsun. Bu cenaze marşı! Aksini iddia etmiyorum ki. Bu düpedüz küstahlık! Ben cenaze marşı mı çalın dedim size? Sadece falsosuz çal dediniz. Ama emrederseniz hatırınız için düğün marşı da çalabilirim. Tepemizden ayrılsanız daha iyi olur. Sizi görünce mezar ve ölümden başka bir şey düşünemiyor insan. Güzel başınız benimle ilgili bir şey düşünsün, o şeref yeter. Düşünülen şeyin önemi yok. Gitmek için kovulmayı mı bekliyorsunuz? Çok naziksiniz beyefendi. İyi nişancı değilimdir ama defolmam gerektiği zamanı anlayacak kadar akıllıyımdır. Çok komik. Siz kemancıyı rezil edelim derken... O bizle alay etti.
Yemekte cenaze müziği, iyi karşılık. Keşke zengin olan kemancı olsaydı. Neden? Hı? Ötekinden daha hoştu ondan. Aa, daha işin başında su koyvermek yok. Sen kalbine göre bir erkek mi arıyorsun, yoksa cüzdanı şişkin bir erkek mi? Cüzdanı şişkin erkek ama öteki de bütün tersliğine, kabalığına rağmen şirin. Aman şirinliği batsın. Sen paraya bak, paraya. Doğru. Onca sermaye yatırdıktan sonra salak bir kemancı yüzünden iflasa niyetim yok. Adam sarraf edin ha! Kapıda son model lüks arabayı görünce aptallaşıverdin. Yeter be! İşte bizden oldu bir kazadır işte. Ama bak tam da dolandırıcı değiller. 10 güne kadar mücevherleri aynen iade edeceğiz diyorlar mektupta. Ver polise girsinler kodese! Hapis karnımı doyurmaz. Bana mücevherler lazım. Hayatta kendi işimi kendim görürüm. Kızları da, mücevherleri de bulmazsam bana çaktım aziz demesinler! Oo, gecenin bu saatinde sizi görme şerefini neye borçluyuz acaba? Uykumu kaçıran kemanınıza! Kemanımın bu derece işe yarayacağını bilseydim, konservatuvarı bırakmazdım. Meğer ne faydalı çalgıymış! Bir gün biri kemanınızı başınızda kırarsa anlarsınız faydasını. Eğer hoşunuza gidecekse, kemanım ve başım emrinizde. Kırabilirsiniz. Zahmet etmeye değseydi kırardım.